Mübarek su böreği gibi oldu. Bunu yiyen gören herkes el açması su böreği sandı. Arkadaşlar bugün de yemeğimiz pratik bir yemek olsun. Herkesin yapabileceği şekilde olsun. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi... Size yemek yapmanın ne kadar basit olduğunu, börek yapmanın ne kadar basit olduğunu göstereceğim. Elinde olan her türlü malzemeden çok güzel yemekler yapabileceğinizi göstereceğim. 3 su bardağı normal çeşme suyu, 1 fincan sıvı yağ, 1 tanesini tüm attık. Geriye kalanları sadece beyazını atacağız. 2 tanesini de sarısını ayıracağız. Bu sarısını daha sonra böreğin üstünde kullanacağız. Sosun içine herhangi baharat kullanmayacağız. Sadece az bir tuz atacağız. Tuzu atarken de peynirin tuzunu hesaplayarak atın. Klasik peynirse, tuzlu peynirse tuzu hiç atmayın. Tuzsuz lor peynirse az bir tuz atabilirsiniz. Ben şöyle bir çay kaşığı tuz atıyorum. Peynir tuzlu olduğundan dolayı daha fazla tuz kullanmayacağım. Hemen bunu şöyle bir çırpacağız, birbirine bir alıştıracağız. Çok fazla malzeme aramamıza gerek yok. Yok yoğurt katalım, yok süt katalım. Elinizde hangi malzeme varsa onunla çok güzel yemek yapabilirsiniz. Sosu bir kenara alalım şimdi. Arkadaşlar yemek yaparken korkmayın. Olur mu olmaz mı diye en ufak bir endişemiz olmasın. Kaldırın atın. Yemek yapmak bu kadar basit. Hemen şöyle yapıyoruz, bastırıyoruz borcama göre. Yumurta beyazımızı iyice bir çırpalım. Suyumuzu, yumurta beyazımızı. Yumurtanın beyazı dibinde kalmasın. Her tarafına iyice bir alışsın. Hiç korkmayın. Dökün suyu. Hemen ikinci yufkamız ne yapıyoruz? Yufkamızı parçalıyoruz. İçinde daha fazla kat sayısı olsun diye. Aynı güllaç yapar gibi suyu sosu verirken korkmayın. Sonunda size su böreği gibi börek çıkar. Tekrar yufkayı bir daha parçalıyoruz. Bunda önemli olan sosun her yere değmiş olması. Şöyle bakın, ara verirse yufkayı parçalıyorum gördüğünüz gibi. Peynir atacağımız kata da sosunu döktük. Parçaladığımız yufkalarla bu ne oldu? Üçüncü kat olmuş oldu. En taban, ondan sonra iki kat daha. Börek yaparken klasiğimiz ne arkadaşlar? Piyasadaki en ucuz peynir alıp onunla yapmak. Şöyle rendeyle yapayım. Her tarafına güzelce bir peynir eşit bir şekilde dağılsın. Şimdi maydanozla karıştıracağım. Şununla şununla karıştıracağım. Peynir topak topak olacak. Her yere şöyle güzel bir peynir dağılsın. Elinizde hangi peynir varsa onunla yapabilirsiniz. Arkadaşlar tabii o kalıbın hepsini kullanmadım. İçine düşen tüm parça vardı, onu aldım. İçine şöyle bir tutam da maydanoz. Ne kadar seviyorsanız o kadar. Maydanozu da serptik. Elimizde ortalama 1,5 yufkaya yakın yufka kaldı. Şöyle göz kararı elimizde bölüyoruz. Sos atarken korkmayın. Thank you.
Elimde kalan son parçalar. O parçaları üstüne şöyle bir parça atalım. Şimdi böyle bakacağınız saçma sapan gibi gelecek. Sonunda size öyle bir börek çıkacak. Siz de şaşıracağınız, ben de. Hemen şu kenarları şöyle bir birleştiriyoruz. Burada olan iki tane yumurta sarısı vardı. Hemen onu da kabımızın içine boşaltıyoruz. Yumurta sarısını da karıştırdık. Arkadaşlar yemek yaparken cesur olun dediğim bu. Kaldırın, alaverisiye dökün. Fırçayla her tarafını eşit bir şekilde düzeltiyorum. Şöyle bir görün. Şimdi bunu ortalama bir 10 dakika bu şekilde dinlendireceğim. O arada fırınımızı 200 dereceye alacağım. Fırını ısıtacağım. Arkadaşlar şöyle bir gösterelim. 10 dakika beklettim. Su böreği gibi kabardı. Önceden ısıtılmış. 200 derece fırına 35 dakika. Şimdi fırına götürüyoruz. Orta bölüm atıyoruz. Fırınımız fanlı olacak. 200 derecede 35 dakika. Fırının kapağını kapatıyoruz. Arkadaşlar yemeği şöyle bir gösterelim. 25 dakika sonra ben bunu 210 dereceye aldım. Görüyor musunuz? Yemeğimizi çıkartıyoruz. Şöyle bir gösterelim. Böreğimiz çıtır çıtır. Kırmıyorum. İçinden havası, buharı kaçmasın. Bunun içinde inanılmaz derecede bir ısı var. İçin için hala pişmeye devam ediyor. Bu şekilde 5 dakika dinlendireceğiz. Böreğin hemen öbür tarafını da göstereceğim. Hala çok sıcak. Elimizi yakmasın. Şöyle bir çevirelim. Mübarek su böreği gibi oldu. Tabi böyle sunum yapmaya gerek yok. Şöyle iki tarafını da bir gösterelim. Efsane bir lezzet. Efsane bir görsellik. Sayfamda 1500'ün üzerinde yemek tarifi var. Ahmet Şef'in mutfağı yazın. Aradığınız her türlü yemek karşınıza çıkar. Tek yapmanız gereken yemeğin ismini yazın. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yaparız. Afiyet olsun.